Telefondan bilgisayara dosya aktarmak iPhone kullanıcıları için her zaman bir sorun olmuştur. Bunu Android cihazlar gibi kablo yardımıyla kolay bir şekilde maalesef halledemiyorsunuz. Üstelik bunu dosyalarınızda herhangi bir görüntü kaybı olmadan çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Bu video kesinlikle reklam içermemektedir. Ben sadece hoşuma giden ve bana kullanımda kolaylık sağlayan bu programı sizlerle paylaşmak istedim. Ancak videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kullanacağımız programın ismi Send Anywhere. Bunun için Google'a açıp Send Anywhere yazdıktan sonra programın kendi sitesine gidiyoruz. Buradan öncelikle bilgisayarımıza programı indirmemiz gerekiyor. Daha sonra aynı işlemi telefonumuza yapacağız. Buradan Download bölümüne tıklıyorum. Buradan Windows için olanını indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra programı bilgisayarımıza kuruyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra eğer dosya aktarım işlemi yapacaksanız programı başlatabilirsiniz. Bilgisayarımıza indirme işlemini tamamladıktan sonra sıra şimdi telefonumuzda. Bunun için telefonumuzdan App Store uygulamasına giriyoruz. Buraya arama kısmına Send Anywhere yazıyoruz. Ve en yukarıdaki bölümden Send Anywhere'i indiriyoruz. Ben daha öncesinde indirme işlemini yapmıştım. Bu yüzden tekrardan yapmayacağım. İndirme işlemini tamamladıktan sonra artık dosya aktarım işlemine geçebiliriz. Şimdi hem bilgisayar tarafında hem de telefon tarafında yazılımı indirdikten sonra artık dosya aktarım işlemine başlayabiliriz. İsterseniz bilgisayardan telefonunuza veya isterseniz telefondan bilgisayarınıza yani iPhone'unuzdan çok kolay bir şekilde dosyalarınızı, videolarınızı, fotoğraflarınızı aktarabilirsiniz. Sadece bu da değil, farklı bir Android telefonunuz, tabletiniz varsa veya Apple bir tabletiniz varsa bunlardan da çok kolay bir şekilde tablet telefon, telefon tablet arasında Dosya aktarım işlemini yapabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle bilgisayardan yazılımı açıyoruz. Daha sonradan da telefonumuzdan Send Anywhere uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra buradan yukarıdaki sekmelerden ister fotoğraf ister videolarınızı çok kolay bir şekilde karşı tarafa gönderebilirsiniz. Örneğin ben video göndermek istiyorum diyelim. Buradan video sekmesine geldikten sonra Aşağıda en son çekmiş olduğum videoları buradan görebiliyorum. Göndermek istediğim videonun yanındaki daireye basarak kaç tane video göndermek istiyorsam onları buradan seçiyorum. Örneğin ben 3 tane video göndereceğim. Bunları seçtikten sonra sağ alt kısımda Send butonuna tıklıyoruz. Bu butona tıkladıktan sonra karşımıza bir tane 6 haneli kod geliyor. Bu kodu açılan uygulamadaki Receive altında yer alan Input Key kısmına yazıyorum. Bu kodu yazdıktan sonra eğer indirme işlemini onaylamak istiyorsanız enter butonuna basıyoruz. Ve buradan karşımıza hangi dosyaların gönderileceği geldi. Buradan klasör simgesine basarak dosyaların farklı bir yere kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz buradan masaüstüne örneğin kaydedilmesini sağlayalım. Daha sonra buradan eğer indirme işlemini onaylıyorsanız yani göndermek istediğiniz dosyalarla karşı taraftaki dosyalar eğer eşleşiyorsa herhangi bir sıkıntı yoksa burada aşağıya ok yani download butonuna tıklayarak gönderme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aktarım işlemi başladı. Ve burada aktarılan megabyte'ı ve kalan süreyi görebilirsiniz. Şu anda aktarım işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi bir de aktarılan dosyalarda herhangi bir kayıp var mı bunlara bakalım. Bunun için örneğin ben aktarmış olduğum bir tane videonun üzerine sağ tıklıyorum ve özellikler bölümünden aktarılan videonun ne kadarlık olduğunu buradan görebilirim. Ben burada aktarmış olduğum videoya da gelerek bilgi butonuna tıkladıktan sonra yaklaşık olarak aynı megabayt cinsinden aktarıldığını buradan görebilirsiniz. Yani gönderilen dosyada herhangi bir kayıp olmadığını gönderdiğiniz ve gelen dosyadaki megabayt cinsini kontrol ederek çok kolay bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. Aynı işlemi bilgisayar içinde yapabilirsiniz. Örneğin buradan bir dosya, fotoğraf veya video göndermek isterseniz göndermek için transfer bölümüne gelerek buradan göndermek istediğiniz fotoğrafı, belgeyi veya videoyu sürükle bırak yardımıyla buraya taşıyoruz. Daha sonra telefonumuzdan Send Anywhere uygulamasını açarak buradan receive bölümüne tıklıyorum. Burada bilgisayarımın bana vermiş olduğu input key kısmına kodu yazarak Receive butonuna tıklıyorum ve aktarım işlemini başlatmış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızdan iPhone'umuza çok kolay bir şekilde dosyalarımızı aktardık. Görmüş olduğunuz gibi video bu kadardı. Bu işlem sayesinde telefonumuzdan bilgisayarımıza veya bilgisayarımızdan iPhone'umuza dosya aktarım işlemini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Video umarım işinize yaramıştır, sizlere yardımcı olmuştur. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu işine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.